Yeni Mesaj TV'den merhaba, ben Eyüp Kabil. Harf devrimiyle ilgili konular sürekli gündemimizi meşgul ediyor. Türkçe'de 29 tane harf var. Bu 29 harfin içerisinde 8 tanesi sesli harf içeriyor. Dolayısıyla bizim Türkçemiz aslında sesli harfler üzerine kurulu bir dil. Oysa ki Osmanlıca'da sesli harf, 2 tane sesli harf kullanılıyor. Bundan dolayı aslında Osmanlıca bizim Türkçemize, şu anki kullandığımız Türkçemize çok uygun bir dil değildi. Dolayısıyla bir ihtiyaç vardı. Yani harf inkılabını bir ihtiyaçtan dolayı gündeme gelmişti. Aslında bunu sürekli temcit pilavı gibi karşımıza getirenler Atatürk'ü eleştirmek için bunu bizim karşımıza getiriyorlar. Halbuki bu çalışmalar daha önceden Abdülhamit döneminde, 2. Abdülhamit döneminde bu çalışmalar yapılmaya başlanmıştı. Fakat hayata geçirilemedi. Mustafa Kemal Atatürk döneminde bu hayata geçirilebildi ve gerçekten büyük bir kolaylık sağladı bize. Çünkü bizim dilimiz biliyorsunuz yazıldığı gibi okunan bir dildir. Ve bütün sesli harflerimiz de yani A, E, I, I, U, Ü gibi harflerimiz de bu Latin alfabede kolaylıkla telaffuz edilebilmekte, yazılabilmekte ve tüm alfabede kolay bir şekilde okuma yazma konusunda kolaylık sağlanabilmekte. Aynı zamanda yanlış okumalara, yanlış yazılmalara da müsaade etmemektedir şu anki kullandığımız Türkçe. Şimdi bununla ilgili olarak mesela bazı örnekler vermek istiyorum size. Arapça'da yani dolayısıyla da Osmanlıca'da da kullanılan işte ha, he ve hırıltılı hı dediğimiz harfler ayrı ayrı şekilde yazılır. Ama hepsi Osmanlıca'da he diye okunur. Dolayısıyla bu bir karışıklığa yol açıyor. Yine mesela zel, zı ve z harfleri farklı yazılışlara sahiptir. Ama Osmanlıca'da bunların hepsi z diye okunuyor. İşte bu tür sebeplerden dolayı ve sesli harfin istenildiği düzeyde kullanılamadığı için Osmanlıca'yı okumak, yazmak gerçekten zordu. Günün şartlarına göre de artık bu yazımdan kurtululması gerekiyordu ve harf inkılabı bir ihtiyaç üzerine doğmuştu. Bu konuyla ilgili bazı uzmanların görüşlerine de başvurduğumuzda yani Osmanlıca'ya hakim, Osmanlıca'nın nasıl bir dil olduğunu ve Osmanlıca'yı bilen, yazan insanların görüşlerine başvurduğumuzda da aslında bize aydınlatıcı, bu konuyla ilgili aydınlatıcı bilgileri veriyorlar. Örneğin önce şunu söylemek isterim. Bizim kullandığımız dil biliyorsunuz Oğuz Türkçesi. Dolayısıyla Orhun abidelerindeki kullanılan harfler de Arapça değildi. Yani biz bu Arapça yazımla ilgili harflere çok sonradan geçtik. Aslında Türkçe dünyanın en eski dillerinden bir tanesidir. Osmanlıca ile ilgili olarak Osmanlıcayı biz roman okumak için mi veyahut da mezar taşlarını okumak için mi öğrenmeliyiz? Tabii ki hayır. Bunlara gerek yok. Ancak arşiv araştırmaları için Osmanlıca gerekmektedir. Dolayısıyla da bu bir uzmanlık sahasıdır. Bundan dolayı da zaten üniversitelerimizde ilgili fakültelerde, bölümlerde bunlarla ilgili kürsüler bulunmaktadır. Osmanlıcayı öğreten fakültelerimiz bulunmaktadır. Bunun dışında Osmanlı'yı anlamak için Farsça ve Arapça'ya da hakim olmak gerekiyor. Eğer Farsça ve Arapça'yı bilmediğiniz zaman Osmanlıca'yı anlayamıyorsunuz, okuyamıyorsunuz ve yazamıyorsunuz. Böyle bir zorluğu da var Osmanlıca'nın. Ayrıca yine Osmanlıca'da 18 farklı karakterde yazı türü var. Bunların da tabii bu yazılar hepsi farklı bir şekillerde yazıldığı için onlara da hakim olmak gerekiyor. Bu da ayrıca bir zorluk oluşturuyor. Ve yine Osmanlıcayı her okuyan yazabilir mi diye bir soru gündeme geliyor. Uzmanlar da bu soruya hayır cevabını veriyorlar. Okumak ayrı bir iş, yazmak ise ayrı bir eğitim gerektiriyor, uzmanlık gerektiriyor. Çünkü
Yani Arapçada dedik ya 28 harf var Arapçada, fakat bunların işte ortada, başında ve sonunda kullanımlarıyla beraber 93 tane değişik harfe dönüşüyor. Bunların hepsini bilmek gerekiyor. Nasıl yazıldığını bilmek gerekiyor. Dolayısıyla Osmanlıcayı yazmak başlı başına bir eğitim isteyen bir konu. Bunların da tabii zorluklarını düşünmemiz gerekiyor. Yine Osmanlıcayı iyi bilenler bile, yani arşivlerde araştırma yapanlar bile oradaki bazı kelimeleri, Osmanlıca bazı kelimeleri anlayabilmek için yanlarında sözlük götürüyorlar, sözlük kullanıyorlar. Dolayısıyla bu da ekstra bir aslında zorluğunun olduğunun göstergesi. Bir başka konuda Arapça ve Farsça bilmiyorsa bir insan sıklıkla yanlış okumalara yol açabiliyor. Yani Osmanlıcayı doğru bir şekilde okuyup anlayabilmek için Arapça ve Farsçaya biraz, en azından biraz hakim olmak gerekiyor. Osmanlıcayı bilenler Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuyabilirler mi diye bir soru geliyor tabii ki insanların aklına. Uzmanlar bu konuya, bu soruya da hayır cevabını veriyorlar. Osmanlıcayı bilmek, Kur'an-ı Kerim'i bilmek anlamına gelmiyor. İkisi tamamen farklı bir dil. Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmek için Arapça bilmek gerekiyor ve Arapçanın kurallarını bilmek gerekiyor. Dolayısıyla Osmanlıcanın kaldırılması, Kur'an-ı Kerim'in kaldırılması anlamına gelmiyor. Atatürk'e yapılan eleştirilerin en büyüklerinden bir tanesinin temelini bu oluşturuyordu. Oysa ki uzmanlar da zaten bunun böyle olmadığını bize anlatıyorlar. Bir de Osmanlıca yabancı bir dil değildir. Doğru, Osmanlıca yabancı bir dil değildir. Ama yabancı bir dili öğrenmek kadar da zordur. Az önce de bazı zorluklarından bahsettik. Dolayısıyla Osmanlıcaya tabii ki yabancı bir dil olarak bakmamalıyız, ama Osmanlıcayı okumak, yazmak ve günümüz çağında bunu kitaplara aktarmak, insanlara aktarmak son derece zor. Dolayısıyla kullanışlı bir dil değil. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Hakkıyla Osmanlıca öğrenmek kolay mıdır? Hayır, kolay değildir. Uzmanlar bu konuda da en az 2 yıllık büyük bir emek verilmesi gerektiği görüşünde birleşiyorlar. Dolayısıyla harf inkılabı bir ihtiyaca binaen doğmuştur. Ve Mustafa Kemal Atatürk bizim Türkçemizi, güzel Türkçemizi kolay bir şekilde yazmamız ve okumamız için ve insanlara bu dili aktarabilmemiz için, anlaşabilmemiz için, iletişimi düzgün bir şekilde kurabilmemiz için bunu sağladı. Kendisine son derece müteşekkiriz. İyi ki bu devrim yapıldı diyorum.